Selamlar dostlar, yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar sizlere kasa plugin yapımını göstereceğim. Arkamda görmüş olduğunuz elit, başlangıç ve event kasalarını arkadaşlar hep beraber yapacağız. Uzun zamandır video atamıyordum arkadaşlar, kusuruma bakmayın çünkü benim de sınav haftam gelmişti. Ne oyun oynayabildim adam akıllı ne de arkadaşlar video çekebildim. Umarım kusuruma bakmazsanız, her neyse bu geri dönüşün üzerine arkadaşlar sizden çok güzel like bekliyorum. 50-60 like gelirse çok sevinirim. Neyse, o zaman fazla atmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Ethereum sunumuza geldik. İlk önce pluginimizi indirelim. Eklentiler kısmına geldik. Pluginimizin ismi arkadaşlar Crazy Crates. Tıkladık. Soldaki arkadaşlar mod Wint olan, hemen giriyoruz. Buradan arkadaşlar kendi sürümümüze göre indirin. Ben 1.19 kullandığım için 1.19'u indirdim. Siz de 1.20 kullanıyorsanız 1.20'lerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, indirdikten sonra arkadaşlar sunumunuzu yeniden başlatın. Herhangi bir sıkıntı çıkmasını istemiyorsanız yeniden başlatın. Yoksa arada bir sıkıntılar çıkabilir. Pluginler kısmına geldik. Bundan sonra arkadaşlar Crazy Crates'e gireceğiz. Hemen Crazy Crates gördüğünüz gibi dosya olarak gelmiş. Crazy Crates dedik. Sonra Crates. Ondan sonra arkadaşlar size burada bir sürü kasalar olacaktır. Bunların hepsini silin. Ben de şu an siliyorum. Sizle beraber yapacağım. Hepsini silelim abi. Evet, hepsini sildik. Ondan sonra arkadaşlar buraya YML dosyası ekleyeceğiz. YML dosyası içinde sağdakine tıklayacağız. Soldakine tıklarsanız dosya oluşturursunuz. Sağdakine tıklayalım. YML dosyası oluşturalım. İlk önce arkadaşlar baslangıç dedik. Nokta YML. Bu arada arkadaşlar Türkçe karakter içermeye dikkat edin, yoksa sıkıntı çıkabilir. Ben hep yabancı karakter kullandım. Baslangıç nokta YML ekledik. Sonra elit nokta YML. Ondan sonra da event nokta YML dedik. Evet arkadaşlar, YML dosyalarımızı şu anda oluşturduk. Ben arkadaşlar size kod vereceğim. Bütün kasalar için size arkadaşlar kod vereceğim. O kodlara nasıl ulaşabilirsiniz? İlk önce Discord sunucuma gelip abone ol SS kanalına arkadaşlar. Abone olduğunuza dair bir SS göndermeniz yeterlidir. Maksimum yarım saat, bir saat içerisinde arkadaşlar yetkinizi verecektir. Ve kasalar kanalını göreceksiniz arkadaşlar. Oradan indirip koda ulaşabilirsiniz. Her neyse, devam ediyorum arkadaşlar. Ben hemen kodumu açacağım. Evet arkadaşlar, kodlarımız burada. Hepsini şimdi sırayla yapıştıracağız. İlk önce başlangıca gireceğim. CTL A yaptım. CTL C yaptım. Kapattım. Sonra başlangıca geldim. Tıkladım ve CTL yaptım arkadaşlar. Evet, başlangıç kasamız şu anda oldu. Kaydet dedik. Kasalara geri geldik. Şimdi elit yapacağız. Evet, elite geldik, CTL yaptık. Tekrar CTL A yaptık. Kopyaladık. Elite geldik. Tıkladık. CTL yaptık. Elit kasamız arkadaşlar buraya geldi. Tekrardan kaydet dedik. Son kez event kasasını yapıyoruz. Tekrar CTL A kopyala. Evet Eger abi, yapıştır. Evet, oldu arkadaşlar. Şu an bütün kasalarımızın kodlarını yapıştırdık. Gördüğünüz gibi zaten kilobayt arttı burada. Evet arkadaşlar, bunların üstlerine düzenleme yapmak isterseniz nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Ben başlangıç YML üzerinden göstereceğim şimdi size. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. Ondan sonra burada başlangıç kasası üstüne hologram yazısını değiştirebilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada sırayla 1, 2, 3, 4 diye arkadaşlar itemlar var. Itemları nasıl değiştireceksiniz onu göstereceğim. Şimdi kum diyor arkadaşlar. Siz kum yerine mesela diyelim elmas vereceksiniz. Buraya elmas yazdınız. Sonra elmasın İngilizce ismi, item'ın no'su, diamond dedim. No'su değil tabii, ismi diamond dedim. Çıkma şansı, bunu burada %5 yaparsınız. Şansı da %5 yapmanız lazım. Burada şans var arkadaşlar. Bunu da %5 yapmanız lazım. Yani hepsi bundan doğru orantılı. Ondan sonra kaç adet vereceksiniz? Burada adet diyor. 5. Bunu 5 yazarsınız, buradakini de 5 yapmak zorundasınız arkadaşlar. Ondan sonra bunu da diamond yaptık ya. Bunu diamond yaptık, bunu da diamond'a çevirmemiz lazım. Biraz karışık gibi görünüyor ama sonra alışıyorsunuz. Ben bunu diamond yaptım diyelim mesela. Tamamdır. Şimdi bunların ikisi oldu. Mesela burada amount'u 6 yaparsak 6 yaptık. Mesela 56 yaptık. Buradaki 5 olması, bunu da 56 yapmanız lazım. Bunların hepsini aynı yapmanız lazım. Ondan sonra şans, dediğim gibi yüzde şansı, mesela bunu %100 yaparsanız %100 ihtimalle çıkacak. %50 yaparsanız %50 %50 ihtimalle çıkacak. Growing yaparsanız parlar. Firework yaparsanız arkadaşlar çıktığı zaman böyle etrafa havai fişekler patlar. Her neyse, ben bunu eski haline şimdi döndürüyorum. Şöyle, tamamdır. Eski haline döndürdük. Kaydet dedik. Şimdi arkadaşlar bunu oyun içerisinde nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Evet, kasalarımızı sildim. Şimdi arkadaşlar ilk önce slash cc reload atacağız. Reload'ımızı attık. Hemen ben MVT'yi sıfırlayayım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi kasa, herhangi bir tane kasa koyacaksınız. Kasaya bakarak slash cc set. Ondan sonra hangi kasa istiyorsanız onu koyacaksınız. Ben buraya event koyacağım. Event dedim, event kasam geldi. Sonra buraya başlangıç koyacağım, ortaya başlangıç dedim. Buraya geleceğim, buraya da elit koyacağım. Elit dedim. Enter'ladım arkadaşlar. Kasalarımız geldi. Buna hiçbir şey yok. Sağ tıklarsanız sizi böyle geri atar. Sonra sol tıklarsanız arkadaşlar içeriğini gösterir size.
İşte dediğim gibi içeriği böyle çıkma şansı falan filan. Burada nakit paramız da var şöyle. Elit kasamız da iki sayfa olarak oluşuyor böyle. Şansları mesela burada 32 tane altın elmasının elmanın şansı %3 falan filan. Her neyse şimdi bunları nasıl açacağız onu göstereceğim. /cc admin yazdığımız zaman arkadaşlar anahtarlar karşımıza çıkacak. Elit şöyle birkaç tane elit alalım. Birkaç tane başlangıç, birkaç tane de event alalım şöyle. Şunu atalım. Şimdi bunları açalım. Game on 0'dayken açmak istiyorum ben. Şöyle elit kasası diyeceğim. Hop, patladım. Elmas balta çıktı. Gördüğünüz gibi firework, yani havai bir şey patladı yaptı. Elmas pantolon, 5000 TL nakit, elmas göğüs, elmas kalma, elmas balta, elmas tozluk falan, tozluk dedi de zaten. Oğlum bunun ismi elmas tozluk mu olmuş ya? Eskiden pantolon diyorlardı. Zaten burada da pantolon diyor da tozluk olarak değişmiş herhalde. Her neyse bunların bunların şans %10 olduğu için çok çıktı arkadaşlar. Şansı en düşük bu olduğu için bunun çıkma şansı çok düşük. %3 mesela diyelim bunlar 10 tane açarsanız %3 şansla çıkma ihtimali kaç oluyor? Matematiğim yetmedi. Siz siktir edin. Her neyse. Sonra öbür kasalarımıza gidelim. Başlangıç kasası dedik. Toprak çıktı. Kum çıktı. Çimen çıktı. 100 TL çıktı. Tekrar 100 TL çıktı. Kum çıktı. 100 TL'nin şansı %10. Hepsinin burada şansı %10 arkadaşlar. Hepsinin çıkma şansı 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 falan. Sonra event kasası arkadaşlar. Event kasası bayağı güzel. 5000 TL var. 500 TL var. Şansı mesela %1. Sonra %10, %10. Bunun %20 kırıklaş mesela. Bakalım ne kadar kırıklaş çıkacak. Demir kazma, demir kazma, demir kazma, demir. Çimen. Demir kazma. Çok fazla demir kazma çıktı. Bayağı iyi demir kazma çıktı hem de. %10 şansına rağmen iyi çıktı. Elmas kazmanın şansı %5. Bunda %10, %10, %10, %1 falan filan. Evet arkadaşlar böyle. Bu kadardı. Daha yapacağımız önemli bir şey yok. Siz dediğim gibi arkadaşlar, siz az önce gösterdiğim gibi içeriğini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Bu kasaları nasıl elde edecekler onu da göstereyim isterseniz. Ben bunun için köylü plugin'i kullandım arkadaşlar. Shopkeepers plugin'i kullandım. Buradan mesela 32 altın külçesine elit kasası, 16 külçesine başlangıç, 2 stack altın külçesine event kasa olarak ayarladım arkadaşlar buradan. Siz de bunu isterseniz ya buradan ya da arkadaşlar Quick Shop gibi pluginlerden sandığa koyarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu plugin isimde bu arada Shopkeepers, bunda kanalda videosu var. Kanala zaten göz atarak bunun yapımını bulabilirsiniz. Evet, başka diyecek bir şey kalmadı sanırsam. Kasalarımızı yaptık. Kasalarımız bayağı şekil oldu bu arada. Event kasası, başlangıç kasası, elit kasası falan bayağı şekil oldu. Siz istediğiniz gibi değişebilirsiniz. VIP kasası yaparsınız, oy kasası yaparsınız. Farklı farklı kasalar yaparsanız. Evet, videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.